Sevgili dostum Coşkun Demir'in sesini çok seviyorum. Kendini çok seviyorum. Ruhunu, insanlığını çok seviyorum. Burada biz boşu boşuna bir muhabbet içinde toplanmış değiliz. Onun sanat yaşantısını, onun güzel sesini, ruhunu yüreğinde buradan tanımayan gençlere de duyurmak, tanıtmak istiyorum. Evet. Şimdi Coşkun Demir'in sanat hayatında bir şarkı var. Benim eşimin de çok sevdiği Koca Çınar. Evet, evet. Biraz Koca Çınar'dan bahseder misin abi? Vallahi bahsedelim. Koca Çınar bizim rahmetli Melih ve Çiğdem'le Allah rahmet eylesin. 1980 yılında yaptığımız bir şarkıydı. Evet. Melih bunu Çiğdem'in şiiri üzerine besledi. Ve bu Çiğdem'in en çok sevdiği şarkılardan biriydi. Çünkü biz rahmetli Çiğdem işte artık son tedavi süresi devam ederken evet İngiltere'de bir konser yapmıştık Şan Tiyatrosu'nda. O zaman daha yanmamıştı Şan Tiyatrosu. Ya ne güzel yerdi orası. Harika bir konserdi. Tam bir müzikal. Süper. Evet, evet. Valla biz işte tabii böyle işe yarayan her şeyi oradan kaldırmak için bilebiliriz. O gece naklen yayın yaptık Çiğdem Londra'da. Bizim o konserimizi naklen dinledi. Ne güzel. Ben şimdi bu şarkının sözlerinden biraz mırıldanmak istiyorum bir parça. Hem de Çiğdem'i anmak istiyorum onunla mırıldanıp. Gölgene sığınmışım, derdim çok Koca Çınar. Bana herkesten yakın, eski bir dost gibisin. Değerim yok mu benim dünyada zerre kadar? Sen beni benden iyi, benden iyi bilirsin. Bir yol ey de başını, dinle arkadaşını. Kulun kölen olayım, sil gözümü yaşını. Bir dokun bina işit, derdim çok Koca Çınar. Sana yalnızlığımı anlatsam dinler misin? Rüzgar Poyraz'dan eser, benim yüreğim yanar. Bir sır söylesem sana, ömrünce gizler misin? Bir yol ey de başını, dinle arkadaşını. Kulun kölen olayım, sil gözümü yaşını. Bir dokun bina işit, derdim çok Koca Çınar. Sana yalnızlığımı anlatsam dinler misin? Rüzgar Poyraz'da. Pardon. son şeyi unuttum. Şimdi zaten bunlar zaten internette, YouTube'da var. Evet. Gene oradan dostlarımızı hatırlatalım. Evet, son dörtlüğü okumak istedim ama şu anda heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Evet. Ama çok güzel gerçekten. Müthiş sözler. Yani harika. Al beni beste. Bak şimdi ben bunu alsam bestelesem başka bestelerim. Değil mi? İşte Melih. Şurada sözler yazıyor olsa keşke. Oradan bir görelim. Ha şurada işte. Ha tamam. Mesela ben son, nasıl bestelerim? Serde delikanlık, gençlik var Koca Çınar. Sevda var. Sen sevdanı çiğneyip geçer misin? Öte yanda gurur var. Ölesiye gurur var. Seni unutanları sen olsan sever misin? Bir yol ey de başını, dinle arkadaşını. Kulun kölen olayım, sil gözümün yaşını. Evet. Gölgene sığınmışım, derdim çok Koca Çınar. Bana herkesten yakın, eski bir dost gibisin. Evet bak şimdi değişti parça, farklı bir beste. Değerim yok. Şimdi o ufak tuşeyi aldım. Tabii bu sözlerin sana hissettirdiği, duyurduğu duygular, buna hissettirdiği duygular. Bu gündemdeki de bir
böyle Latin rüzgarı var ya, evet. Gypsy King'den dolayı bu tutar. Tutar. Pardon, bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Bu konuşmanın arasına gelecek bir şey söyleyeceğim. Tabii. 1952'den 53'ten beri müzik ile iç içeyim. Dikkat ediyorum. Bu son zamandaki akorlardan farklı bir akor grubu göremiyorum. Yani yeni bir akor sistemi çıkmıyor. Evet. Mesela armoni ne oluyor? Do, la, fa, sol gibi. Do, re, fa, sol gibi. Kalıplar. Do, si, mi, bol, mi, bol, kalıplardan değişik bir kalıp yok. Yani birisi çaldığı zaman 10 dakika sonra neye geleceğini hemen anlıyorum. Evet. Anlıyor, hepimiz anlıyoruz yani. Abi müzikle uğraşanlar anlıyor. Müziği bilmek tabii. Bunun müziği... dışına niye çıkamıyoruz yani? Bunun dışına çıkıldı. 1940'larda vodvillerle büyük müzikaller yapıldı. Büyük orkestralar tarafından seslendirildi. Fakat insan kulağına bu sesler fazla geldi. Baktılar ki basit müzikler çok çabuk tutuluyor ve çok kolay popüle oluyor. İnsanları hep ekonomi. Hep ekonomiden. Bunlar ama yeni öteki bir... yani çok armoni çok para kazandırmıyor. Ha. Az armoni ve evet, küçük çok... melodiler çabuk benimseniyor para. Hocam küçük melodiler, eski melodiler hep aynı. Yani ben şimdi alıyorum klavyeye, başlıyorum bir şey yapma. Bakıyorum melodi iyi düşünüyorum. Bu birisine benziyor. Neye benziyor? Ahmet'in A şarkısına benziyor. Tabii. Biraz evvel bir şarkı dinlettin ya. Cenk Taşkan'la Mehmet Teoman'ın Kapa Aralı. Evet. Yani oradaki armoni zenginliği olağanüstü. Evet. Peki o şarkıyı modülasyon. Hatırlayan var mı acaba? Kaç yok kişi? Sanmıyorum. Onun da i̇şte, bravo ben de ona geleceğim. İlmik ilmik işlenmiş. Ama gerçek müzik bu işte biraz evvel söyledim. Ama olağanüstü keyif veren bir acısı. Bundan yoksun bıraktılar. Bu Coşkun hocam. Fakirleştirdiler. Duygu fakir yaptılar. Tabii duygu fakir yaptılar. Bir şey daha var Coşkun hocam. Burada değişik bir şey sunuyoruz halka. Ama halk bunu aklında tutamıyor. Çünkü çok farklı inişler çıkışlar var. İşte. Ötekisi de hep aynı oluyor. Şimdi evet. Koca Çınar'a gelelim. Bunda çok ciddi bir mevzu bu dediğiniz evet, mevzu. Evet. Bunun üstüne ben yaklaşık 42 üniversitede workshop yaptım. Anlattım. Netice ne oldu? Şimdi şöyle de söyleyeyim. 2000'e yakın bestem kayıtlıdır. Mesam ve Miyorbir'de. 300'e yakın belgesel. Benim hangi bestem hatırlanıyor? Ya, evet. Çünkü başlar başlamaz oradaki armoniyi daha çözmek için kulakların küçük yaştan itibaren müzik dersi alması lazım. Müzik dersi. Dönüyor dolaşıyor eğitime geliyor olay. Bak eğitim üzerine konuştuk Coşkun abiyle de. Sabahtan beri eğitim diyoruz yani. Ben diyor 35-33 yaşında değil de 10 yaşında başlasaydım veya benim gibi 3 yaşında başlasaydım şu anda başka bir konumda olacaktım. Çok çok farklı yerde oldum tabii. Bu tartışılmaz. Aradaki 30 sene ayıbeye gitti. Tartışılmaz bir o. Buna rağmen başarılı olduğun için tebrik ediyorum. Ama neden? Çalışkanlığın yüzünden. Evet. Sevmek, çalışmak işte. Bu iş abi aşk meselesi. Şimdi Koca Çınar'ı şöyle bir hatırlayalım. Hı hı.